Hastanede ameliyatlar dahil hepsi bedava. O kayıtlar olmak şartıyla. Esra buyurun. Esra Hamzi Kıza reisime Cumhuri Kumar Emre Recep Tayyip Erdoğan'a hoş geldiniz, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Mehmet Başkan'ı yönlendi mi? İlaçlarını temin edin. Malatya'daki centene söyledi. Bak benim oğlum. Ben gidelim. Al çözünü gelelim. Sağ ol. Hala gerçek. Ben gelelim. Ben gelelim. O gizete. Çanmayın orada değil mi? Çanmayın. Çanmayın. İstemeyin.
Ne istiyorlar bizden, fotoğraf mı? Ben medyadan görünür farklı yerine gelir. Tamam, alalım iletişimlerini. Şimdi biz şeyi bile anlattık, Zahide Tank. Alman Sol Parlamenti var ya. Geldi, biraz da şovmendir o, öyle diyorlar. Öbür parlamente yasındakiler. Dedim ben insanlığa utandım dedim. İlk defa dedi böyle bir şey gördüm. Mehmet Bey, teyzem bypass oluyor. Arkadaşlar söyleyeyim. La hayyuna ve la misin? 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 La hayyuna Başlarınızı kapatırsanız küçük çocuk hasta edeceğiz. Evet çekken oynar hatim. Böyle reisi cumhur'a. Recep Tayyip Erdoğan Pırrepa'ya. Atatürk evine Kemal'i başlıyor. Nerede oturuyorlar? Ulukur'u döner. İlk girdiğimiz eve. Malat'a güzel ev Malat'a. Bu ev efendim. Bu ev. Çocuğumuz da aslında. Evet efendim. Biri engelli efendim. Biri ablamız engelli. Biri çocuk için, biri ablamız için efendim. Bunları bugün mü getirdik? Evet efendim. Şimdi getirdik efendim. Çocuk kulaçlardan korkuyoruz. Valla bizden ne istiyorlar? Var mıdır bir yapacağım? Şimdi bunlar çok fazla. Emre Kiva, Fasana Kavacı'nda hediye edeceğiz. Kore Reis Erdoğan'a. Evci Kiza Reis Erdoğan'a. Kiza koy. Halimizi görüyorsunuz zaten. Bedenimizle çıktık geldik. Muntaja serimene serimene kudret lesme çıtı emduhatihin şebabıken. Allah sizden razı olsun. Şey yardımcı olsun birileri. Yeri doğru değil diyor ben. Yani hepsinin ihtiyacı, mesela kaç çocuğu var, hasta var, hocam evet, engelli çocuğu var. Bak. Ahmet geri gel, Ahmet. Akif geri gel. Abi geri gel. Abicim sen çık oradan. Otur. Arkadaşlar o evi içeceğiz de bize bir müsaade edebilir miyiz? Söyle kim o? Bu bir nasıl ki? Ben nasıl görmedim. Bu ne var seni komarime reisime Recep Tayyip Erdoğan ve biz değil. Akur rekhaya bu. Ha, çabuk yavet ne? Vallahi Bilal ha. Nasıl? Çık ağzın Zarok'un, çık ağzın. Güzel, sıra sorun. Bak o çiğ. Tamam. Bak. Para.
Değerli basın mensupları, biliyorsunuz Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu 3 senede beri mazlum Suriyeli kardeşlerimize yardım ulaştırıyoruz. Şu ana kadar sınır ötesine 16 bölgeye 163 tür yardım gönderdik. Ve yine bunun yanında özellikle çadır kentlerin dışında kalan kardeşlerimize de 171 tür yardım ulaştırdık. Bu yardımları ulaştırırken başta Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, milletvekillerimizin büyük desteklerini aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Özellikle kış geldi diyoruz. Havalar soğudu ve kışa hazırlık, özellikle battaniye, yatak, yorgana ihtiyaç çok. Bu konuda da hayırseverlerde de çağrıda bulunuyoruz. İnsanlar aç ve açıkta kalmasın diye yardımlarını bekliyoruz. Bugün de Türgev'de özellikle Cumhurbaşkanımızın ameneti dediklerimiz kardeşlerimiz buradalar ve bu kardeşlerimizi yalnız bırakmadılar. Bu konuda da kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Hoş geldiler diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de tüm basın mensubu arkadaşlarıma hayırlı akşamlar dilemek istiyorum. Biz de sabahtan beri Türgev olarak, Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı olarak buradayız. Yönetim kurulu üyelerimizle, genel kurul üyelerimizle, hakeza gönüldaşlarımızla birlikte ve en önemlisi öğrencilerimizle birlikte bölgeyi ziyarete gelmek istedik. Ve burada Kobani'den gelerek buraya sığınmış olan kardeşlerimizi, Kürt kardeşlerimizi ziyaret etmek istedik. Onlara yardım noktasında neler, ne tip ihtiyaçları var? Bu konuda gelmeden önce İstanbul'da
buradaki bölgede, bölgeyi iyi bilen arkadaşlarımızla temas kurmuştuk. Ve özellikle havaların soğumuş olması sebebiyle giysi, çocuklarına giysi, dondurulmuş et noktasında, et yardımımızla birlikte çocuk maması, hijyen malzemeleri noktasında bu tip bir hazırlıkla gelmiş olduk. Bunların bir kısmını lojistik merkezine bırakmış olduk. Ancak bir kısmını da biz bizzat kendilerine gidip takdim etmek istedik. Acılarına ortak olmak istedik ve onlarla beraber olduğumuzu ve onların bizim kardeşimiz olduğunu bizzat yerlerinde gidip kendileriyle onların gözünün içine bakarak bunu söylemek istedik. Onları ziyaret etmiş olduk. Sağ olsun onlar da kabul buyurdular. Ama sadece Kürt kardeşlerimiz değil, tabii Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi olan Arap, Türk kardeşlerimiz de var. Gezimizin bundan sonraki kısmında o arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi de ziyaret etmek istiyoruz. Ve bu şekilde inşallah gezimizi tamamlamış olacağız. Kendimize dair notlar almış olduk ve en önemli notumuz da daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Onların ihtiyaçlarını bizatihi alıp nasıl yardımcı olabiliriz noktasında dediğim gibi çok kendimize dair notlar alarak inşallah İstanbul'a geri dönmüş olacağız. Ama en önemlisi Türkiye doğusuyla batısıyla bir birlik olması gereken bir ülke. Onun için Doğu'ya gerçekten bizim de bugün çıkarmış olduğumuz önemli hususlardan bir tanesi Doğu şehirlerimize daha fazla gelmemiz gerekiyor. Çünkü Batı'dan ne yazık ki bakıldığında şöyle bir algı oluşturuluyor. Doğu illerine gelindiğinde sanki ciddi bir güvenlik sorunu varmış gibi bir algı oluşturuluyor. İşte bu algıyı da yıkmamız gerekiyor. Çünkü bizzat bugün buraya geldik ve şehrin ne kadar sükunet içinde olduğunu görmüş olduk. Bu da bizim için doğrusu mutluluk ve huzur verici bir durum olmuş oldu. Yardımları kesmeden ve sivil toplum kuruluşlarını, bu konudaki hassasiyetlerini kesmeden, hız kesmeden, belki birlikte de çalışmalar yapmak suretiyle bu noktadaki sorunu hep birlikte aşacağımızı düşünüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz ilginiz, alakanız için. Bölgeyi ayırdık. Şimdi biz beraber bir bölgeye gideceğiz. Arzu edilirse 3 bölgeye de yayılalım mı? Yayılalım. 3'e bölünelim, çok öğrendim biz o zaman. Tamam. 3'e bölgeye. Tamam. Peki o zaman burada da hemen siz tanzim edin. Biz...